anlatırken insanın şuraları sızlıyor ya. Ben bir de o kuşaktanım. Evet, şimdi O onu kuşaktanım. Onları diyecektim. canlı canlı yaşamış bir insanım. Hakikaten nefesim kesiliyor. Denizlerin bir tek isteği vardı biliyor musunuz? Yan yana gömülmek. Buna izin vermediler. Ölümlerinde bile yan yana olmalarına izin verilmedi. Ve şimdi ölüme gönderilmelerinin 49. yılında anılmalarına izin verilmiyor. Mezarlarına bir çiçek, çelenk konmasına izin verilmiyor. Çevik kuvvet, başka işi gücü yok. Karşıyaka mezarlarının kapısında konuşlanmış. Aman ha, birileri bunları anmaya gelir diye zahir. Onların da ajandasında bu açıdan var. Bu yıl dönümü. Konuşlanmışlar, engelliyorlar. Mezarı mı kapatacaklarmış, ne yapacaklarmış? Gerekçe neymiş yani? Her şeye kapama geliyor. O mu olacakmış? Hakikaten Diyorum ya, akıl çok tutulması. enteresan bir başlık. Şöyle söyleyeyim, devam ediyor gibi o sıcak anlar. Görüntü gelirse, bilgi gelirse sizlerle paylaşacağım. Hemen gidelim Necdet Sarac'a. Onun da sıcağı sıcağına bu konudaki görüşlerini alalım. Herhalde duydun, değil mi sevgili Necdet? Ne diyorsun? Ya biraz teknik meseleden dolayı tam anlamadım ama deniz gezmişleri alarak girdiğinizi gördüm. Ya tabii şey olarak bu dönem olarak baktığımızda aslında insan yalnızca nostaljik olarak dönemi hatırlamamalı. O dönemler yani 1960'ların sonu hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekten hem sorgulamanın hem de değişimin merkeziydi. Bu son derece önemliydi. Ve en önemlisi deniz gezmişler toplumu ve toplumsal ilişkileri sorguluyordu. Yönetim biçimini sorguluyordu ve müthiş bir çıkış vardı. İşin doğrusu bugün eski cevapları bize yeni cevaplar diye sunmaya çalışıyorlar. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan eski cevapların yerine yeni cevaplar arıyorlardı. Yani o anlamıyla eski cevapları bir biçimde kabul etmiyorlardı. Bu müthiş önemli bir sorgulama yöntemiydi ve onların belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi dönemsel itibariyle de gerçekten üniversiteler hem bilimin hem de mücadelenin merkezine dönüşmüştü. Yani o dönemlerde baktığımızda o dönemler üniversitelerin işçilerle 15-16 Haziran eylemlerini hatırlamakta yarar var. Tabii. Köylülerle mesela tütün emekçileriyle Trakya'da Ya. Ayçiçeği üreticileriyle, Çukurova'da pamuk üreticileriyle ne kadar yan yana geldiklerini, tabii Rize'yi de hatırlamakta yarar var. Çünkü fındık üreticileri bugün Öyle. yeniden belki gündemde ama fındık üreticileriyle ne kadar yan yana geldiklerini çok net görüyorduk. Ve deniz Sevgili gezmişlerin Necdet, bir diğer buradan özelliği, tekrar döneceğiz. yalnızca içeride sistemi sorgulamıyorlardı. Bir bütün olarak sistemi sorguluyorlardı ve şöyle bir özellikleri vardı. Yani içeride gerçekten eğer yurtseverliği tarif edeceksek onlar yurtseverdi. Dışarıda da internasyonalistti. Yani şimdi bugün Birazdan millet Necdet'ciğim sözünü balda kesmek zorundayım. Çünkü telefon attığında o sıcak olayların içindeki bir isim var. Onu bekletemeyeceğim. Her an Tamam, düşebilir. tamam, tamam. Telefon CHP Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım. Fahri Bey neler oldu? Bir de önemlisi olmakta mı hala? Çevik kuvvet gelmiş. Engel devam ediyor mu? Bize son durumu anlatır mısınız rica etsem? Almış durumda. Biz her yıl 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anma törenine katılıyoruz. Bunlar Evet. vatan evlatlardır. Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden 68 kuşağının gençlik liderleridir. Ulusal bağımsızlığımız ve Kemalist devrimlerin takipçileridir. Bugün bizim anmamızı yasaklamalarını doğru bulmuyoruz. Bekliyoruz. Kapının açılmasını bekliyoruz. Kapı açıldığında içeriye gireceğiz. Emniyet bırakmıyoruz diyor. Biz de gireceğimizi ifade ediyoruz. Bekleme devam ediyor. Emniyet neye dayanarak bırakmıyoruz diyor? Yani bir gerekçe gösteriyorlar mı? Yasakladık diyorlar. Yasak var diyorlar. Biz siyasi parti temsilciliğiz.
izinlerimizin olduğunu, valiliğe 3 gün önce bu konuda dilekçemizi verdiğimizi ve yazı işlerini safsakladığını da kendilerine anlattık. Biz bu anmayı gerçekleştireceğiz. Buna hiç kimse engel olamayacak. Bedeli neyse onu da ödeyeceğiz. Peki, yani siz orada bekliyorsunuz. Karşınızda da şu anda kapıda Çevik Kuvvet mi var? Evet efendim. Çevik Kuvvet ve Emniyet güçleri var. Sizleri oradan uzaklaştırmak için bir çaba var mı? Şu anda karşı karşıyayız. Onlar da barikat kurdu. Biz de yerimizden kıpırdamıyoruz. Çelenklerimizi koyup deniz gezmiş ve arkadaşlarını anana kadar da devam edeceğiz. Kaç kişisiniz siz orada? Sadece izin aldığımız arkadaşlarımız var. 30 kişiyiz. 30 tane ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kollarımız var. Şunun için soruyorum. Çok kalabalıksınız. Korona kapanma kurallarını ihlal ediyorsunuz gibi bir gerekçe öne sürüyor olabilirler mi? COVID-19 salgın hastalığının ve tüm yasaklara riayet ediyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Salgın hastalığa karşı sosyal mesafelerimizi korurken azami dikkat gösteriyoruz ve kalabalık gelmedik. Sadece yöneticilerimiz burada. İlçe yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, sayıyı çok kısıtlı tuttuk. Çünkü bu virüs sürecinde azami dikkati gösteriyoruz ve genel başkanımızın da talimatlarına harfiyen uyuyoruz. Çünkü bu salgın sürecinde Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulunun almış olduğu yasaklara aynen uymaya devam ediyoruz. Peki sizinle belki daha sonra tekrar bir bağlantı kurabiliriz. Müsait olursunuz umarım. Çünkü hani bu iş nerede bitecek? Akşama kadar sokağa çıkma yasağı gerçi zaten tam kapanmadı artık. Onun da manası kalmadı ama o zamana kadar karşılıklı bekleyecek misiniz? Biraz yani tuhaf ötesi bir durum. Mezarlık ziyaretine böyle bir engel. Evet. Tekrar bir gelişme olursa lütfen siz de bizi arayın, uyarın. Biz de sizi ararız. Peki, teşekkür tamam. ederim. Teşekkür tamam, ederim. Tamam. Kolaylıklar diliyorum. Necdet Saraç, yani mezarlığın Karşıyaka mezarlığının kapısına Çevik Kuvvet konuşlanmış. Bırakmıyor. Ya şimdi Ayşenur Hanım, ya insan yanılmak istiyor gerçekten. Yani diyorsun ki ya evet değerlendiriyoruz böyle eleştiriyoruz ama yanılmak istiyor insan, yanılmıyoruz. Yani şimdi deniz gezmişlerin anmasını yasaklamanın bir mantığı olabilir mi? Yani sen kendi işine geldiğinde binlerce insanla kongre yapacaksın. Cenaze törenlerini binlerce insanın katılımıyla yapacaksın. Türkiye'nin, Türkiye toplumunun vicdanında büyük yeri olan Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın anmasını engelleyeceksin. Yani bu gerçekten aslında yani hem bir boyutuyla söylemek durumundayım, hem çürümeyi gösteriyor hem de büyük bir vicdansızlığı gösteriyor. Yani çürüme de tarif etmek mümkün değil gerçekten. Çok ciddi bir vicdansızlık var. İktidar aslında Deniz Gezmiş'lere, iktidarın zihniyeti değişmiyor. Deniz Gezmiş'lere yapılanı bugün bir biçimde devam ettiriyor. Ya. Hep engelleme çabası var. Maalesef hep intikam çabası var. Hep ders verme çabası var. Hep işine gelmeyeni engelleme çabası var. Böyle bir tablo var. Yani bu tablo Türkiye'ye zarar veriyor. 1 Mayıs'ta da benzer görüntüleri yaşadık. Yani hani denir ya, klasik ifadeye düştü. Türkiye bu tabloya layık değil. Evet, Türkiye bu tablolara layık değil. Bunu değiştirmek lazım. Buna karşı da biraz da sesimizi biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü iktidar her konuda bize bir şey dikte ettirmeye çalışıyor. Yani ben ne dersem o, ben şimdi, ne istersem öyle. Sevgili Necdet,